dostlarım hepinize hayırlı günler hayırlı işler inşallah. Dostlarım bugün sizlere anlatmaya çalışacağım olay başlıkta da anlayabileceğiniz üzere bu özellikle mono olan ve bazı ses amfilerinde de nadir de olsa görülen bu subsonik ayarı ne işe yarar bunu anlatmaya çalışacağım sizlere arkadaşlar. Daha önceki videolarımda bahsetmiştim bununla yani çok detaylı olmasa da üzeri kapalı şekilde ne olduğunu anlatmıştım. Bu videomuzda direkt hani bunun ne olduğunu arayanlar için karşısına çıkabilmesi adına insanların bu ayarı ne işe yaradığını bilmesi adına yardımcı olmaya çalışacağım. Şimdi arkadaşlar ayarımız bu. Subsonik diye yazar kimisinde e, ses SS diye yazan var. Kimisinde sonic ayarı yazan var. Gibi hani değişik e, şekillerde yazılabiliyor. Ama genel itibariyle şu şekilde. Yani sub sonic diye yazar arkadaşlar. Şimdi bu ayarın mantığı şudur arkadaşlar. Basınıza gereksiz frekansların yollaması, yollanmasını engellemek amacıyla koyulmuş bir ayardır. Nasıl yani gereksiz frekansları engellemek? Arkadaşlar bas her basın okuyabildiği bir frekans ayarı vardır. Ee, şimdi çok kaliteli bir basınız vardır basınız e, 10 Hz'e kadar okuyabilir. Ee, çok üst seviye bir bas değildir basınız 50 Hz'e kadar okuyabilir. Ee, hani bu bastan basa değişiklik gösterebilir dediğim gibi her basın okuyabildiği Hz değeri farklıdır. Şimdi Varsa ee, varsıyorum bir basınız var. Basınız 20 Hz'den daha altını okuyamıyor. Yani en alt inebildiği frekans 20 Hz. Siz buradan bu ayarı 10'dan 20'ye getirirsiniz. Amfi 20 Hz'den daha aşağı frekansları yani müzikleri, müzik seslerini, frekansları Basınıza göndermez. Basınıza gereksiz frekanslar gitmemiş olur. Zaten bu frekanslar gitse de basınız bunu okuyamayacağı için yani çalamayacağı için e, gitmesine de gerek yoktur. Çünkü basınızın okuyabildiği minimum değer varsayıyorum 20 ise bunu 20'ye getirdiğinizde 20'nin altındaki frekansları engeller. Yani bu e, subsonik ayarının mantığı budur. Basınızın alt değerinin e, buradan seçersiniz. Daha altındaki frekansları e, amfi basa göndermiyor. Böylece basın e, daha uzun ömürlü olduğu söyleniyor. E, daha iyi çaldığı söylenebiliyor. Hani değişik söylentiler var bu konuyla alakalı. E, eğer ki şeyi bilmiyorsanız e, basınızın frekans değerini bilmiyorsanız bunu en dibe getirip yani 10 herze getirip bütün frek amfinin bütün frekansları basınıza göndermesini e, onaylayabilirsiniz diyelim. Yani böyle olduğu zaman da hani çok kötü bir şey olacak diye düşünmeyin arkadaşlar. Hani böyle de bas zaten okuyamadığı frekansları okumaz zaten. Ama e, üst seviye sistemlerde diyelim çok alt frekansları okuyabilen baslarda diyelim. Bunu ayarlarsanız eğer hani e, daha iyi bir ses akışı oluyor arkadaşlar. Bunu canlı bir şekilde hani e, test ederek denemişliğimiz var. Hani bununla alakalı da hani bunu da söylemiş olalım. O an yani ayarı anlatıyor ama hiç kullanmasanız da olur diyor denmesin arkadaşlar. E, onun dışında bu ayarla alakalı hani anlatılacak çok da bir şey yok aslında. Dediğim gibi Amfi'nin basa gönder, göndermesini istemediğiniz frekansları buradan seçebiliyorsunuz. Genelde 10-35 arası olur. Bazı Amfi'lerde ee, 10 50 arası olur. Ama 50'den fazla genelde olmaz. Ama genel itibariyle 35'tir. Buradan Amfi'nize gelmesini istemediğiniz frekansları seçip ayarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Ee, bu konuyla alakalı sizlere aktaracaklarım bunlar. Yine sormak istediğiniz, bilmek istediğiniz, öğrenmek istediğiniz bir şey varsa YouTube kanalımız aracılığıyla sorabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olmak isterim. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Hepinize iyi günler dostlarım. Allah'a emanet olun.